Kızlar günaydınlar. Kapı çaldı, zangır zangır zangır. Süt teyze süt getiriyor. Yani bir nebze böyle yeni başlamış süt satmaya. Tanıtım yapıyor gibi bir şey. Ne kadar dedim kilosu? 3 lira dedi. Dedim teyze ne yapıyorsun? Çok pahalıya satıyorsun. Hani biz 2 liradan 2,5 liradan alıyoruz. Kızlar yalan yok yani. Her yerde 2 lira 2,5 lira. Sen benim sütümü bir iç, çok güzel, pişman olmayacaksın. Bir yoğurt yap, pişman olur. Teyze almayacağım dedim. Hani var, bir tencere yoğurdum var kızlar. Almayacağım dedim. Ha dedim Çağla boş ver. Vardır bunda da bir hayır. Ha dedim bir kilo al bari diye ısrarladı. Bir tadına bak, beğenmezsen bir daha alma dedi. Perşembe günleri bizim evin şu yan tarafa manava geliyormuş satmaya. Ben de tamam teyze dedim. Bir kilo koydum kızlar. Kaynatıyorum şimdi, süzdüm. Bunu böyle sütü kaymağıyla birlikte hiç ellemeden şurada kendi mayamdan çıkardım. Bakar mısınız benim yoğurduma? Bakın. Yani yoğurt. Şuradan da bir kavanoz yıkadım kızlar. Geçen günde Yakup'a dedim ki deterjan al gel dedim. Gitmiş A101'den bunu almış gelmiş. Sinir oldum. Hayır, geçenlerde aldım ben bunu, kullanmak istemedim iyi köpürmüyor diye. Hoşuma gitmedi. Sadece kokusu hoşuma gitti. Balkonları falan yıkadım. Bitirdim onu zar zor. Gitmiş yine bundan almış. Akşam ona kızdım bir de. Feyri al dedim. Niye bunu alıyorsun dedim ya. 3 aşağı 5 yukarı. Elim buna geldi diyor. Bunu aldım diyor. Tabii tabii dedim ben de. Kesin öyle olmuştur dedi. Şu mutfağın dağınıklığına bakın. Şuradakiler temiz bulaşıklar. Akşam hemen elimde yıkamış olduğum bulaşıklar. Buradakiler de temiz bulaşıklar kızlar. Bunları da boşaltacağım. Bunları yerleştireceğim. Şurada eşim akşam her zaman gibi çekirdek yedi. Çilek, bardaklar vesaire vesaire. Şunu dolaba koyalım. Ay gebereceğim. Bu arada dolaptan tak 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 ses geliyordu ya. Artık gelmiyor canlarım. Dolabın arkasındaki pürüzde biraz hata varmış. Dolabı mofrozunu falan böyle buz tutturdu. Işığı yanıyor ama buzdolabı çalışmıyor. Sesi gelmiyor. Tak 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 diye ses geliyordu ikide bir. Allah'a şükür olsun sabah yapıldı yani. Eşim pürüzden hata olduğunu anladı. Ve şuraya taktık. Bir saniye. Şuraya taktık. Pürüzü. Buzdolabını çektik. Öyle yani. Canlar. Bence bu sütün bu kadar kaynadığı yeter. Bunu bir kapatalım. Bu iyice bir kızlar artık yoğurt çalma kıvamına gelsin. Yoğurt çalma kıvamı nedir canlarım? Çok hesap kitap yapmanıza gerek yok. İlk defa çalacaksanız ben size anlatıvereyim. Ben bu işi kızlar bayağı yani ilk evlendiğim sene yapmadım sadece. Sonraki 4 sene yaptım yani. Annemden biliyorum. Kızlar şu an mesela örnek veriyorum, hemen siz sütünüzü kaynatıp çalmak isteyeceksiniz değil mi? Yoğurt yapmak isteyeceksiniz. Hemen sütünüzü kaynatırsınız, süzersiniz, kaynatırsınız. Kaç dakika kaynatacaksınız? Yani bir 30 dakika kaynatmanıza gerek yok ama bir 5 dakika da az gelir. Yani minimum 10 dakika, 15 dakika kaynatın kızlar sütünüzü. Hadi olsun da 10 dakika olsun diyelim, bunu yuvarlayalım. Kaynattınız. Eğer sütünüzün üstünde kaymak tutmasını ve o kaymağı kullanmak, yemek istiyorsanız canlarım, sütünüzü bir gece bekletin. Ben bekletiyorum. Bu soğan az bir süt olduğu için hemen çalıyorum. Bu az bir süt olduğu için çalıyorum kızlar hemen. Normalde ben sütü kaynatıyorum. Kaymağını falan hiç ellemiyorum kızlar. Bir gece boyunca bekletiyorum. Ertesi gün baktığım zaman üstünde sapsarı kalın kaymak oluyor. O kaymağı alıyorum. İşte o süzgeç, işte kevgir neyse her neyse adı. Onunla alıyorum kızlar temiz bir kaba. Ondan sonra sütümü hafif yine biraz ısıtıp çalıyorum. Yani şu an ben bunu kaymağını alırsam bu köpük kızlar. Şu an kaymak tutmadı bu. Şu an bunun üstündeki köpük yani. Kalın bir kaymak tutmasını istiyorsanız bir gece mutlaka bekleyeceksiniz. Bakın ben size yoğurdun bittiğinde 5 kilo süt alıp yaptığımda onun kaymağını da göstereceğim. Gerçi gösterdim ya. Doğru gösterdim ben daha önceki videomda. Evet gösterdim. Yoğurdum çaldım diye bir videom var sanırım. Onu da gösterdim. Şu an bu süt az olduğu için hemen ben şu kavanoza çalacağım. Şu kavanozu da bir şuraya koyalım biraz. İçindeki su çıksın. Öyle kızlar. Ha, ne yapacaksınız? Parmak yanmak falan filan. Kızlar serçe parmağınızı sokun. Serçe parmağınızı sokup beklettiğiniz zaman sayı saymaya falan bence hiç gerek yok. Ben bugün hiç saymadım. Annem de saymadı yıllardır yani. Parmağımı sokuyorum. Değirdiğim zaman eğer parmağım hafif yanacak derecede ısındıysa süt, hemen ondan sonra demektir ki bu yoğurdumu mayamı atıp çalabilirim demektir. Bu arada dün pazardan aldığım yaprakları böyle sofra bezinin üstüne serdim kızlar. Nem yapmasın diye. Bakar mısınız kızlar, yapraklarım çok güzel. Bak, bizim arabayız. Annem bizim arabamız değil, babam işte de, gerçi araba burada mı? Evet burada araba. Çınar Yusuf, oradan aşağı iner misin hemen? 2 saniye için oradan aşağı iniyorsun. Bir daha o sandalyeye çıktığını görmeyin. Evet kızlar, dediğim gibi bunları kavanozlara basacağım. Hazırlayacağım. Yeni kapak aldıracağım eşime. Akşam çıkışına yakın eniştenizi ararım. Yeni kapak alsın. Kaç kavanoz yaparsa, örnek veriyorum 5 kavanoz doldu. 5 tane kapak aldırırım. Ondan sonra kapakları kaynatıp ağızlarını sıkı sıkı kapatacağım kızlar. İlk defa bu sene kendim yapacağım. Hep annemle kayınvalidem yapıyor. Bu sene kendim yapmaya karar verdim. Ne zamana kadar annelerimiz yapacak? Ne zamana kadar yapabilecekler yani? Kendim yapmayı düşünüyorum. Bu sene turşumu da kendim kuracağım kızlar. Her sene annem kuruyor turşumu. Turşumu da kendim kuracağım. Yine kurarlarsa onlar da kursunlar ama kendim kurmayı düşünüyorum. Öyle canlar. Ben şimdi şu mutfağı falan bir toparlayayım bakalım. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar. Ay bir gıcık var boğazımda ya. Fasulye almıştım biliyorsunuz pazardan. Onları güzel kaçıklarını, saplarını, köklerini temizledim bebeklerim. Böldüm. Gerçekten fasulyeler de taze taze güzelmiş yani. Ben beğendim. Ama yine de her ihtimale karşı diyorum. Daha şimdi biz bu sezon için daha yeni fasulye pişireceğim. Düdüklü tenceremi çıkardım. Normalde ben düdüklüde pişirmiyorum kızlar. Ama şimdi her ihtimale karşı diyorum. Bir 5 dakika ya da 10 dakika düdüklüde kaynatmayı düşünüyorum. Şunu ben bir koyayım. Telefonumun pili düşük. Şarjı bitmek üzere. Şarja takmıştım ben. Dolmamış kızlar, sinir oldum ya. Şu an video çekiyorum, 2'de 1 pil düşük diyor. O yüzden sebzede bir de yapalım. Bakalım, koyalım. Bir saniye. Dediğim gibi kızlar bir 10 dakika falan yapacağım. Biraz yani bir şeyler çekecektim, çekemedim canlarım. Şurada kablolar falan var. Benim bilgisayara daha koyar koymaz kızlar 2 tane müşteri çıktı. 2 tane genç çocuk müşteri çıktı. Dediler ki hani bilgisayarınızın özellikleri ne dediler. Ben de dedim hani ben eşiyim. Eşim daha henüz evde yok. Bayanım. Hani kızlar bilgisayardan anlıyorum ama masaüstü bilgisayarın özellikleri falan dediği zaman hani çocuk neyini soruyor? Hani belleğini mi soruyor? Kartını mı soruyor? Neyini soruyor? Çok fazla bilmiyorum. O da dedi ki ablacığım dedi bilgisayarı dedi açıp dedi hani dedi sağ tuşa bastığınızda ekranda dedi özellikler çıkar dedi. Özelliklere tıklayın ve onun fotoğrafını çekip bana atarsanız dedi ben oradan kendim anlarım bakarım dedi. Ben de tamam dedim kızlar. Biz bu eve taşındığımızdan beri bilgisayarı biz hani koyduk ama hiç fişlerini falan kablo çekip kurmadık kullanmayacağımız için. Sonra ben de işte şu üçlük pürüzü getirdim. Buraya taktım kızlar. Bunu uzattım bilgisayara. ışığını yakayım bir saniye. Tamam bebeğim. Uzattım. Bağladım kızlar. Bilgisayar bağlamayı, kablo bağlamayı biliyorum. Ama monitör çalışmıyor. No signal diyor. Yani sinyal yok diyor. Kasa çalışıyor. Bunun ışığı da çalışıyor. Basıyorum monitörün ışığı da çalışıyor. Ama Windows ekranı çıkmıyor. Akşam bakalım enişteniz gelsin. Bir de ona göstereceğim. Canım sıkılmadı değil. Bayağı canım sıkıldı. Korkuyorum bir yandan da. Acaba bir şey mi oldu? Taşınırken bir şey oldu diyemem. Çünkü özel arabayla getirdik biz. Bilgisayarı oradan söküp arabaya koyup arabamızda getirdik. Bilmiyorum kızlar. Öyle bir de Yakup baksın. Olmazsa aşağıda internet kafe var. İnternet oradan çekiyoruz hatta biz Wi-Fi'yi. Oradaki abiye söylesin eşim. O gelip baksın, anlar illaki yani. Bilmiyorum. Öyle. Bu arada bilgisayar masasının üstü kızlar bu da. Bu benim arka balkondaydı. Böyle sevmediğim için işte arka balkona koymuştum. Onu da hani resimde çıksın diye, insanlar nasıl bir şey alacağını bilsinler diye tozunu alıp koydum. Bu şekilde resmini çekmiştim. Hemen de müşteriler çıktı. Şunlar da kızlar bilgisayarımın hoparlör, yani bu bas diyorlar herhalde bunu. O ne oğlum? Getir bakayım. Tamam götür de ben, tamam. Al al. Ne getirmiş dolaptan? Tayin pekmez. Ben böyle saklama kabını hazırlıyorum kızlar tayin pekmezi. Çınar Yusuf'un ekmeğine sürüyorum. Anneciğim götür, hemen geliyorum, ekmeğine süreceğim. Tamam mı bebeğim? Bu da kızlar işte bilgisayarın hoparlörler ve bas, ama bunları eşim kendisi almış sanırım. Yoksa bilgisayara mı bağlıydı? Yok, kendisi ayrı almış herhalde. O yüzden bunları satmayacağım dedim yani, çıkarttım. Bunları vermeyeyim. Ay. Kendimi de göstereyim size aynadan. Bakın bakalım kilo verdiğim biraz belli oluyor mu? Gerçi siyahlara büründüm yine de. Sanki böyle biraz erimiş miyim ne kız? Kendi kendimi kandırıyorum işte. Şuranın ışığını bir kapatayım. Geldim bebeğim. Kızlar ben oğluma bir hemen tahin pekmez süreyim ekmeğini. Kızlar bir takipçim sormuş ki neden balkonuna perde takıyorsun diye. Neden takıyorum? Zaten perdeleri ben özel olarak balkon için almadım canımcığım. Zaten bu eve geldiğimde burada korneş var. Bütün herkesin balkonlarında korneş var ve perde veya branda takılı. Bu perdeler... Ay çok pardon. Ay çok pardon diye kime diyorum? Ayağımı vurdum ya. Şöyle söyleyeyim. Perdeler zaten bu eve ait. Geldiğimizde vardı. Ben de yıkadım, pakladım, taktım yani. Çünkü akşama kadar bu ön balkonum benim güneş alıyor. Burada halım serili. Halımın rengi gider güneşten. Masam var. Güneşin altında oturmak istesem oturamıyorum. Şu yaprakta bak kötü çıkmış. Görüyor musunuz? Aralarda kötüler çıkıyor. Ay. Ay nasıl rüzgar var ya. Güneşin altında. Evet kızlar size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şimdi. Şöyle yapraklarımızın sapını çok kökten koparmayacaksınız. Şu şekilde. Şu kadar bir şunu koparıyorsunuz. Bu kadar bir sapı kalıyor. Çok tamamen kökten koparırsanız çürür. Yaprak olmaz. Şöyle emaneten size gösteriyorum. Ben sonra buraları bir yere kurulacağım. Yapacağım bunları da. Size göstermek istedim. Şu çöplerinde içinde bir şey getirmedim. Çok sıcak ya. ne bu boğazındaki benim gıcık? Kızlar şimdi bu yaprakları böyle üst üste koyuyorum. Şu şekilde koyuyorum. Mesela kaç tane koydum? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane aldım elime. Bunu şu şekilde şöyle, yani nasıl istiyorsunuz kızlar, böyle çok hasar görmeyecek şekilde şu şekilde büküp sandviç şeklinde yapıp, yani çok kolay, kavanozun içine atıyorsunuz. Şu şekilde koyuyorsunuz. Aynı şekilde böyle yapıp bu kavanozu ağzına kadar dolduracağız ama sürekli içine bastıra koyacaksınız kızlar. Hiçbir şekilde hava kalmayacak, boşluk kalmayacak şekilde. Ondan sonra yeni kapak alacaksınız. Kapakları biraz kaynatıp hemen kaynar sudan çıkınca suyunu alın kapakların. Şak oturtturun kapakları, tamamdır. Yani 2-3 sene boyunca bu yaprak bu şekilde açılmadığı takdirde, hava almadığı takdirde ömrü uzun, yani o şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi devam edeyim. Kızlar ben devam edeyim dedim ama devam edilmeyecek şekilde sıcak var. Tülü çekiyorum. Tül rüzgardan geri açılıyor. Çok şiddetli bir sıcak var dışarıda. Sırtımı kollasam yüzüm yanıyor. Yüzümü kollasam sırtım yandı. Şu şeye bakacağım da. Yoğurdu şuraya koymuştum sıcağı. Ne durumda ona bir bakacağım. O bayağı tutmuş gibi bir şey de. Biraz daha şöyle gölge kısmı alalım. İki tane de şöyle havlu örttüm üstüne. Bakalım burada dursun. Rüzgardan devrilmesin. Ha, çiçekleri gösterecektim kızlar. Çiçekleri gölgeye koy diyen arkadaşlara söylüyorum. Kızlar çiçeklerim mahvoldu. Gitti yani. Tuttu çok güzel ama çiçekler kuruyup gitti gölgede. Dün pazarda fideleri aldım, çiçekleri aldım. Kişiye sordum. Dedim abla böyle ben bu çiçeklerden aldım. Güneşte mi tutayım, gölgede mi tutayım dedim. Benim çiçekler kurudu gitti dedim. Ablacığım ne çok güneşte ne de çok gölgede tutmayacaksın. Yani örnek veriyorum, akşama kadar güneş de görmeyecek o çiçek. Akşama kadar gölgede de durmayacak dedi. Çok az sula dedi. Bakalım, ben de şuraya aldım kızlar. Şu an güneşteler ve canlandılar. Gerçekten canlandılar. Sabah azar su verdim. Benim oraya koyma sebebim de orası mesela günün yarı kısmı güneş alıyor, yarı kısmı almıyor kızlar. O yüzden oraya koydum. Çünkü böyle arka tarafta kalıyor. Ne yapsak bilmiyorum. Ben bugün mutfak dolaplarının içini düzenleyecektim, temizleyecektim. Kızlar şu Letgo beni çok oyaladı. O çocuk falan işte aç falan abla deyince 2 saat işte kablo uzattım, bilgisayarla uğraştım, açılmadı falan fişman. Beni çok uğraştırdı. Ondan dolayı yapamadım. Ancak işte evleri topladım, süpürdüm. Çınar Yusuf çok beğendi. İkinciyi istedi. Sizlere tavsiye ederim. Eğer özellikle benim oğlumun yaşıtlarında çocuklarınız varsa veya daha büyük de olabilir, daha küçük de olabilir. Acıktıklarında mesela bazen ekmeğine bir şey sürmelerini isterler. Benim oğlum genelde salça, çikolata ya da yağ sürmemi istiyor. Ama düşündüm, dedim ki yani bu olmayacak böyle. Hani yağ çok sağlıklı bir şey değil. Çikolata zaten çok sağlıklı bir şey değil. Salça sağlıklı ama salçanın da çok da bir faydası olduğunu zannetmiyorum. Midesine falan zarar edebilir. Yani bence en masum, en lezzetli, en sağlıklı tahin pekmez olduğunu düşündüm. En azından oğluma faydalı olur diye düşündüm. İlk baş çikolata diye kandırdım onu. Yemedi. Ondan sonra tahin pekmez reklamları var ya. Rastgele o reklamlarla karşılaştık biz televizyondan. Bak oğlum dedim, nasıl tahin pekmez yiyorlar ekmeğine sürüp dedim. Ben de tahin pekmez istiyorum diye ağladı. Hemen Böyle hazırladım. Ekmeğin arasına sürdüm canlarım. Böyle sandviç olarak yaptım. Böyle saklama kabına yapıyorum ki ikide biri bitmiyor. Uğraşmıyorum. Böyle çikolata sanki çikolataymış gibi saklama kabına yapıyorum. Buzdolabına löp götürüyorum kızlar. Hemen şu şekilde. Karnıyarıkları yuttu enişteniz. Dün yuttu yani. Çok güzel olmuşlar kızlar. Çok beğendik. Şu herhalde neyse ekmek dursun da belki yerse. Bu arada eşim köy ekmeği yer kızlar. Ben ekmek hiçbir şekilde yemiyorum. Eşim de köy ekmeği alıyor yiyor. Artık tahıllı falan da almıyorum. Şunlar falan yıkanacak. Fasulye ayıkladım ya. Ay, dolaplarımı falan da yapamadım bugün. Planlamayacaksın. Bir işi planlamayacaksın. Bir işi ne zaman planladıysan ben bir şey çıkıyor yapamıyorum yani. Bunun da şarjı dolmuş mu? Dolmuş. Bu ne kızlar? Bunu bana abim hediye aldı. Ben istedim aldı. Onda da var siyahı. Bu süper bir şey kızlar ya. Bunu her yere taşıyabiliyorsunuz. Pikniğe, arabanızda götürün. Nereye gitmek isterseniz. Telefonunuzu Bluetooth'la bağlanıyorsunuz. Son ses baslı müzik çalıyor bunda. Harika bir şey kızlar bu. Şöyle göstereyim. Bluetooth mode. Hemen şu an mesela telefonumla Bluetooth'a bağlandığım zaman telefondan istediğim müziği açıyorum. İstediğim müziği açıyorum. Bilgisayara falan da bağlantı yapabiliyorsunuz. O da çok güzel bir şey. Göstereyim dedim. Kızlar telefonum kapandı kapanacak. Şarjım bitecek yani hemen bir şarja takayım. Birazcık da yemeği pişirirken gösterirsem iyi olur diye düşünüyorum ama videonun uzunluğuna bakmam gerekiyor. Canparelerim. Videoyu şu an bu dakikada bitirmeye karar verdim. Çünkü bence bayağı uzamış video. Ben bir şey de yapamadık gibi geldi bana ama bayağı bir sohbet videosu olmuş. Uzamış. Yani düdüktüm şu an hala kaynıyor. Biraz sonra söndüreceğim ve klasik bir fasulye yemeği pişireceğim kızlar. Salça, soğan, fasulye, domates, biber yani o şekilde yeşil fasulye yemeği pişireceğim. Hepinizin bildiği gibi. Videoyu şimdi burada sonlandıracağım. Diyorum ki bugün akşam saat 10-10.30 civarlarında Instagram hesabımdan canlı yayın yapayım mı yapmayayım mı kızlar? Veya yapalım diyorsanız kaçta uygunsunuz diyeceğim ama şimdi her ağızdan bir laf çıkar. O yüzden siz bana bağlı olacaksınız bu sefer. Saat 10-10.30 civarı diye düşünüyorum. Niye? Çünkü herkes o saatte yemeğini yemiş, sofrasını toplamış, ne bileyim çayını demlemiş, çocuğu varsa çocuğunu o saatte uyutmuş olur diye düşünüyorum. Şahsen ben böyle oluyorum. Siz de öyle değilseniz öyle olun yani. Öyle düşünüyorum kızlar. Bu akşam canlı yayın var diyorum. Ve bugünlük videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın canlarım. Eğer videoma yeni rastlayanlar varsa beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.